Selam hanım. Orhan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz? İyiyim, teşekkür ederim. Sizi biraz yorgun gördüm. Değilim aslında. İş güç malum. Bankaların gönderdiği evrakları bitirdim. Netice? Bu konuşmada Selim Bey'in de bulunmasını istiyorum. Tamam. Selim Bey'e söyler misiniz derhal odama gelsin? Selim Bey, fabrikanın hesapları ile ilgili incelemelerimi bitirdim. Neticeleri söylemek için buradayım. Tespitlerimi sizin de duymanızı istedim. Buyurun, sizi dinliyorum Orhan Bey. İşçilerin maaşlarını geciktirerek elde ettiğiniz faiz gelirini iki ayrı hesaptan kişisel hesabınıza aktarmışsınız. Lakin iki gün önce aynı meblağ fabrikanın hesabına yeniden yatırılmış. Sanırım Selim Bey o parayı kullanmak istememiş. Ben çok zor bir durumdaydım. Parayı hemen geri koymak üzere almıştım. Lütfen beni bağışlayın. Güvenimi istismar ettin Selim. Beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattın. Çok özür dilerim Serap Hanım. İnanın fena bir niyetim yoktu. Fena bir niyetin yoktu öyle mi? Senin yüzünden işçiler işi bıraktı. Sağda solda dinç aslandı, haftalıkları ödenmiyormuş diye konuşuldu. Haklısınız. Ben her şeyi telafi edeceğime söz veriyorum. İnanın bir daha böyle bir şey asla olmayacak. Sana son bir şans veriyorum. Eğer bir daha bir hata yaparsan seni kovarım Selim. Ayağını denk al. Bu mevzunun aramızda kalmasını istiyorum Orhan Bey. Ricamı kırmazsanız çok sevinirim. Elbette. Üstüme vazife değil ama Selim'i niye kovmadınız? Çünkü bu olayın duyulması itibarımı zedeler. Muzaffer'i kaybettikten sonra işleri yürütmekte çok zorlandım. Herkes açığımı kolladı. Ama ben herkesi utandırmayı başardım. Şimdi Serap Hanım dolandırılmış diye konuşulmasına müsaade edemem. Zekanızla her seferinde beni daha fazla şaşırtıyorsunuz. Emin olun gözüm daha fazla üzerinde olacak. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ha bu arada eşinizle birlikte sizi çiftliğe yemeğe bekliyorum. Beni kırmazsanız çok sevinirim. Çok naziksiniz. Hay hay. Hoşça kalın. İyi günler. İyi günler. Meryem Hanım, hoş geldiniz. Hayırdır? İmzalanacak evraklar için uğramıştım. Siz hiç zahmet etmeseydiniz, ben zaten elinize getirirdim evrakları. Şehirde işlerim vardı. İnmişken uğrayayım dedim. Serap Hanım'ın sizi burada görmek istemediğini biliyorsunuz. Ben de bu fabrikanın ortağıyım. Unuttunuz herhalde. Serap Hanım'ın keyfine göre hareket edecek değilim. Şimdi lütfen önümden çekilin. Selim Bey, Neriman Hanım'la alakalı talimatımı unuttunuz galiba. Burası benim de fabrikam Serap. İstediğim gibi girip çıkabilirim. Ah, affedersin Neriman'cığım. Bazen senin ne kadar haysiyetsiz olduğunu unutuyorum. Tabii ki burası da senin fabrikan. İstediğin gibi girip çıkabilirsin ama benim gözüme görünme. Bıktım senin bu tavırlarından. Bana kendimi suçlu hissettirmenden usandım artık. Katil kocanın masasında oturmaktan bıkmadın ama. Bu fabrikadaki hisseni nasıl aldığını unutma. Buraya her girdiğinde burada olma sebebini hatırla. Kocanın Muzaffer'i nasıl öldürdüğünü sakın unutma Neriman. Çünkü eğer unutursan ben sana her fırsatta hatırlatacağım. Bunu böyle belli. Yeter artık. Başına gelenlerin bedelini herkese ödetmeye çalışıyorsun. Ama başaramayacaksın. Beni de Halide'yi de daha fazla mutsuz edemeyeceksin. Evet.
Hoş geldin Neriman. Hoş bulduk Halideciğim. Bugün büyük bir gün. Kutlama yapacağız. O yüzden beni yalnız bırakmayacaksın. Birlikte içeceğiz. Neyi kutlayacağız Neriman? Boşanmam mı? Boşanmayacaksın. Boşanacağım. Artık gururumu ayaklar altına almayacağım. O güllü soykasının yuvanı yıkmasına izin vermeyeceksin Halide. Bu kadar kolay mı vazgeçeceksin? Hı? Malını mülkünü bırak. Evliliğini de mi satın alacak? Hı? Kemal'i ona mı bırakacaksın? Başka ne yapabilirim Neriman? Sevdiğin adam için mücadele edeceksin. Sen Halide'sin. O kadının vereceklerine ihtiyacın yok ki senin. Yeni hayatımıza içelim. Ve tabii senin için düşündüklerimi. Benim için düşündüklerin mi? Bu öyle bir teklif ki Halideciğim. Senin bütün sorunlarını halledecek. Kemal'le aran düzelecek. Ve en mühimi ne biliyor musun? Güllü'den intikamımızı alacaksın. Ne diyorsun? Bilmem ki Neriman. Nasıl olur? Bal gibi olur. Güllü'yle ben baş edemem. Ama sen edebilirsin. Ayrıca bunu kabul etmekle bana da iyilik yapmış olacaksın. Tamam. Dediğin gibi olsun. Deze! Kemal abi geliyor. Hattun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Kemal'im. Ha. Çok şükür Allah'ıma. Nasılsın ana, iyi misin? Seni gördüm, daha iyi oldum. Hattun, sen nasılsın? İyiyim Kemal abi, sağ olasın. Asıl sen nasılsın? Gelinim nasıl? İyiyiz ana. Biliyor musun? Ustabaşı oldum ben. Çok şükür Allah'ıma. Dualarımı kabul etti sonunda. Hayırlı olsun Kemal abi. Sağ ol Fatun. Gelinim de sevinmiştir. Onu niye getirmedin? Biraz rahatsız da. Yılmaz'dan haber var mı Fatun? Yok Kemal abi. Kore çok uzak, mektup varmaz diyorlar ama. Doğru. Dünyanın öbür ucu. İnşallah sağ salim döner. Kötü haber tez yayılır derler. Bir şey işitmediğimize göre iyidir Yılmaz oğlum. Sağ salim döner inşallah. İnşallah ana. Çay koyayım bari. İçersin Kemal abi. İçmez mi? Ya yavrum, ne çok şey almışsın böyle. Anacığım, zaten çoktandır gelemiyordum. Kusuruma bakma. Hadi geç otur, geç otur. Yavrum, Halide'nin nesi var? Yok bir şey anam, mühim bir şey değil. Yok. Var bir şey ama söylemek istemiyorsun. Kavga mı ettiniz yoksa? Halide bavulunu da almış gitmiş. Ne? O nasıl şey öyle? Siz daha tazeciksiniz. Hemen bir kavgada çıkıp gitmek olur mu? Yavrum. Halide neredeyse it al karını. Sana böylesi yakışmaz. Aranızda her ne varsa evinizde, yuvanızda halledin çocuğum. Kemal'im, Halide seni çok seviyor. Gönlü kırık olmasa, dünya yıkılsa gitmez senden.
Git al çocuğu. Bak, eğer gitmezsen analık hakkımı helal etmem sana. Kemal Bey geldi efendim. Neriman. Seni eve götürmeye geldim Halide. Güllü. Yüzüme bak hele. Aklına biri mi düştü? Yok ama kim düşecek aklıma? Aman aman. Boş ver bunları. Ya sevdaymış, kalpmiş. Her bir şeyin var senin. Bir erkeğe ihtiyacın yok ki. Hem anasın sen. Varsın Muzaffer'in sesini, kokusunu unutuveresin. Muzaffer Ali var. Ona bakar, onunla avunursun. Kızım. Güle sakın ha. Sakın aman. Allah korusun. Her şey düzelecek değil mi Kemal? Kötü günleri geride bırakacağız ha? Benim sana sunabileceklerim, verebileceklerim değişmeyecek Halide. Ben değişmeyeceğim. Eğer beni böyle kabul edemeyeceksen... Ben seni olduğun gibi seviyorum Kemal. Değişmeni falan istemiyorum. Söz veriyorum. Sevginden de şüphe etmeyeceğim artık. Bugün beni almaya geldin ya. Bütün sorularımın cevabı oldu. Göreceksin. Her şey düzelecek. Değişecek. Bundan sonra önümüze hiçbir engel çıkmayacak. Bambaşka bir hayatımız olacak. Söz veriyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.